yerde. Gerçekten canla başla çalışıyorlar hekimler. Yardımcıları da öyle, personel de öyle. Çoğunun da fiziksel mekanları, fiziksel durumları iyi değil, mekanlar iyi değil, yetersiz. O yüzden yani bir demokratik bir iktidar olsa, o iktidarın bakanı, kabinesi olsa bu insanların taleplerinden yararlanır. Demokrasi bu demektir zaten. Sadece siyasi partilerin kendi akıllarıyla yönettiği bir sistem değil demokrasi. Örgütlü toplum kesimlerinin, meslek odalarının taleplerini, önerilerini dikkate alan ve bunları yapan iktidarlar başarılı olur. Tabii bundan beklemiyoruz tekişi yönetiminden. O yüzden çok haklılar. Eğer bu düzenlemeler yapılmazsa aynı şey barolar için geçerli. Ya barolar olmadan hukuk olur mu? Yani baroları bölüp ikiye bölmeye çalıştılar. Mühendis odalarının mimarlığı var, şehirciliği var, çevresi var, çevre mühendisi var. Ya bütün bunlardan yararlanmak lazım. Mesela medya olmasa basın özgürlüğü ne güzel olacak. Tabii. Ya barolar olmasa hukuk ne güzel işleyecek. Tabii. Şeyi söyleyeyim Arşun. Yani bugünkü demokrasi sadece devletin demokratikleşmesi, partilerin tekrar kabine kurması, meclisin daha güçlenmesi. Evet, ama demokrasiyi daha katılımcı hale getirmemiz gerekir. Ben kendi bakanlığımdan hatırlıyorum. Şimdi birçok sorun var, değil mi? Kültür sanat alanının sorunları var. Peki bunları en iyi kim bilir? Sinema sorunlarını sinemacılar bilir. Tiyatro sorunları onlar bilir. Biz ne yaptık? İlki olarak bizim bakanlar kendi bakanlık alanlarındaki bu sivil toplum örgütlerini dinledik. Bunları çağırdık. Yazılı, sözlü önerilerini aldık. Yani bunları almadan hasbelkader bakan olmuş bir kimsenin bu kadar önemli meseleleri ister hangi bakan olursa olsun tek başına toplumun bu örgütlü kesimlerinin özellikle meslek örgütlerinin görüşlerini almadan iş yapması zaten başarısızlığa mahkum olan bir şey. O yüzden yani yeni demokrasi anlayışımızda mutlaka sivil toplumun, partilerin dışında kalan bütün bu toplumun örgütlerinin, meslek örgütlerinin bu işe karışması lazım. Bu işte dinlenmesi lazım ve söz sahibi yapılması lazım. Yani aynı şey İstanbul'la ilgili de böyle işte Kanal İstanbul'u görüyoruz. Ne kadar Kanal İstanbul'la ilgili çevre, şehircilik, iklim vesaire su örgüt varsa yani onlarla ilgilenen meslek örgütü varsa hepsi diyorlar ki bu facia. Ama buna rağmen o projeyi sürdürmeye çalışıyorlar. Bu arada bir şey de hatırladım onu da söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz başkanlıktan ayrılıp işte Ankara'da bu görevlere başlayınca bir sözü var. Biz İstanbul'a ihanet ettik. Ya. Bunda benim de dahlim var dedi. İhanet ama devam ediyor. Bakın bu Kanal İstanbul mesela hiçbir meslek örgütünün önerisini, eleştirisini dikkate almadan ısrarla yapılıyor. Aslında bir rant projesi, bir inşaat projesi. Ama İşte ihanette devam ediyor. Yani 20 milyonluk bir şehir oluşacak. Artık dünya karar verdi ki böyle 15 milyonluk, 20 milyonluk şehirlerde hayat çok iyi olmuyor. Demek istediğim şu. Yani yeni demokrasi anlayışında mutlaka partilerin dışında sözü olan, birikimi olan bütün bu meslek kuruluşlarının, odalarının hepsinin en azından yasalar yapılırken, bir projeye karar verilirken dinlenmesi lazım. Onların değerlendirmelerinin alınması lazım. Ya bu katılım bakımından da çok önemli. Bunun yolu var. Yani birçok ülke bunu yapıyor. Önceden bütün bu konuyla ilgili meslek örgütlerini dinliyor, onların önerilerine bakıyor ve öyle yürüyor. Tabii tekrar dönecek olursak anketlerin de gösterdiği şeye. Şimdi Millet İttifakı o altılı masa toplandığında zaten Cumhur İttifakı'nı geçiyor görünüyor. Ama burada HDP her şeye rağmen yine kilit aktör. Sana göre HDP kapatılır mı bu süreçte? Kapatılırsa ne yapılması gerekir mesela? Şimdi tabii böyle bir girişim var. Yani kapatmaya yönelik girişim. Hatta Bahçeli'ye sorarsan CHP'nin de kapatılması lazım biliyorsunuz. Öyle laflar da etti Anayasa galiba. Mahkemesi de unutma. Anayasa Mahkemesi O da kapanması tabii. lazım. Ya korkunç söyler bunlar. Yani inanılmaz bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin daha bağımsız, daha hızlı iş yapabilmesi lazım. Biliyorsunuz orada da 100 binleri aşan başvuru var. Baş edemiyorlar çünkü altyapı ona uygun değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen kararları kabul etmiyorlar. Anayasamıza yazmışız. Bunlar da bizim kendi mahkemelerimizin verdiği kararlar gibi değerlendirilir diye. Tabii HDP'nin kapatılması, hani parti kapatmalara
karşı olan sözde bir yönetim var şimdi. Aslında bir çelişki. Yani ama ben bu kısa sürede böyle bir karar çıkacağını zannetmiyorum. Hiç de belli olmaz tabii ki. Talimatlar yağar, baskılar yapılırsa o da olabilir. Ama partilerin kapatılmasının, sık sık kapatılmasının bir işe yaramadığını geçmişten biliyoruz. Birisi kapanıyorsa diğer açılıyor. Çünkü onun destekçileri, ona destek veren halk yasaklanmıyor. Halk devam ediyor hayatına. Dolayısıyla bence HDP'nin oylarını yasaklamak mümkün değil. Yani HDP'nin bir kitlesi var. O kitlesi o partiyi destekliyor. Bu dönemde tekrar şunu söyleyeyim. 6 partinin dışındaki bütün partilerle başta HDP mutlaka bir iletişim kurulması, mutlaka belli konularda konuşulması ve ortak noktalar tespit edilmesi için de girişimlerde bulunması gerekiyor. Kimin? Millet İttifakı'nın. Yok sayamayız. Yani oyuna baksak, hani oyu var, barajı aşıyor, aşmıyor meselesine baksak belli partilerin sayısı zaten 3 parti, 4 parti. Ama onun dışında seçimlere girecek olan 24 parti var bu hakkı kazanmış. Hepsinin az oyu da olsa, 50 bin de olsa, 60 bin de olsa, Demokrat Parti'nin 60 bin oyu var son seçimlerde mesela. Bu altının içerisinde diğer partilerle de bir şekilde bir bağ kurulmalı, bir kanal açılmalı ve en azından ama ikinci turda eğer üçüncü bir gerçekten şey olacaksa, ittifak olacaksa en azından ikinci turda bütün bu oylar bir araya gelmedi. Gelir de zaten. Yani çok büyük bir sorun çıkacağını zannetmiyorum ama onları yok faz etmek o da yanlış bir şey. Şu anketlere gene anketlerin söylediklerine ve az önceki yağ kuyruğuna bakarak soracağım. İşte demokratikleşme, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tamam. Ama asıl olarak ekonomideki gidiş belirleyecek deniyor. Hatta günlerdir Abdülkadir Selvi bu konudaki sloganın takdimini yaptı. Erdoğan'ın tek rakibi var. O da HP. Hayat pahalı diye. Gerçekten hayat pahalılığını önleyecekmiş gibi iki adım. İşte kimilerine biraz daha fazla yardım, ödenek, şu bu. Rahatlatır ve ekonomi sanki iyiymiş. 2023'ten sonra daha da iyi olacakmış gibi bir tablo yaratılabilir mi? Evet. Şimdi şöyle tabii bir kısa vadeli tedbirler var, bir de uzun vadeli tedbirler var. Ama tek başına bu Cumhurbaşkanı sisteminin, yönetim sisteminin ortadan kalkması, demokrasi vaat eden bir yeni yönetimin iş başına gelmesi bile Türkiye'de ekonomiye belli bir rahatlama getirir. Yani demokratik ülkeler, saydam ülkeler, baskıları kaldıran ülkeler, kayırmacılığı kaldıran ülkeler zaten o bir istikrar unsurudur. Bir istikrar yaratırlar ekonomide. Tabii ki alınacak tedbirler var. Az evvel sosyal devlet konuştuk. İşsizlik parası. Mesela işsizlik parası işçilerin, çalışanların verdikleri şey devletin katkısıyla beraber bütçeden oluşuyor diye fondan oluşuyor. O fonu işsizlik dışındaki başka yerlerde bu hükümet harcamayı adet edindi. Para lazım yapıyor. Mesela bu çok kısa bir şeyle, kararla yapılabilecek şey. Ya da yoksulluk sınırının altında hangi aile kalırsa kalsın bunun insanlık onuruna yaraşır bir yaşamı sürdürmesi için bir yurttaşlık hakkı olarak bir para ödenmesi mekanizmasının kurulması lazım. Hatta çocuklara bile aynı şekilde ailedeki çocuklara bile bir şeyler ödenmesi lazım. Bunlar kısa vadeli olanlar ama uzun vadeli olanlar az evvel konuştuğumuz işte devlet planlama teşkilatı yerine stratejik planlama kurulunun kurulması, onun hedeflerini koyması. Tabii tarımda çok büyük sorunumuz var. Tarım desteklenmiyor, mazot, gübre ikimizine çıkmış fiyatlar, orada üretim yeterli kadar olmuyor, nakliyesi yanlış. Yani bütün bunlar ayrıntı ama bence bu tek adam tek kişi sistemi, bu otoriter sistem kalktığı zaman zaten hem Türkiye kendi içinde hem Türkiye diğer demokratik ülkeler ilişkilerinde bir rahatlama yaratacaktır. O da tabii ekonominin plansız olarak değil ama planlanarak adım adım değiştirilmesine bağlı olan bir şeydir. Yani mesela bu köprüden çıkışlar, geçmediğimiz otoyolları ödediğimiz paralar falan bunlar çok kısa sürede halledilmesi gereken şeyler. Yani bütçenin tabii ki bu bütçe açığı var. O bütçe açığının kapanması için sanayinin de desteklenmesi, dışa satılan malların artması
bu açığı kapatacak olan şeylerdir. Şimdi bütçe deyince bir de demin anlattığın her şeyin kar